geldi. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli AK Parti Malatya Milletvekili aday adayımız Nedim abi, hemşerimiz, bu görevimizin kıymetli evlası Nedim Durgun Gölü abi, kıymetli Yazan Belediye Başkanım, meclislerimiz, otaklarımız, sevgili Yazanlılar, hepinizi AK Parti Malatya İl Teşkilatı adına sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah kabul etsin diyorum. Hayırlı akşamlar. Hepinize elimi de diyorum. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oruç tutmuşuz. Şu an bütün yoğunluğumuz elbette ki iftarımızla alakalı. Ama ben sadece şunu paylaşmak istiyorum. Bu iftarlarımız birlik ve beraberlik iftarları, kardeşlik iftarları, dayanışma iftarları. Fakirimizin, zenginimizin, yaşlımızın, gencimizin, kadınımızın, erkeğimizin, küçüğümüzün, büyüğümüzün, çocuklarımızın hep birlikte bir araya gelerek mahalle halkının, ilçe halkının bir araya gelerek birlikte iftarları, bunlar beraberlik iftarları. Ya Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Rabbim aramıza fitne sokmak isteyenlerin fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Aramıza fitne ve fücur sokmak isteyenlerin niyetlerini kursaklarında koysun inşallah. Biz bir olduğumuz müddetçe, beraber olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle hiç kimsenin gücü bize yetmeyecektir. Ne içerideki hainlerin ne de dışarıdaki emperyal güçlerin, bu millete düşman olan güçlerin asla güçleri bize yetmeyecektir. Onlar kur operasyonu yapsalar da, yanı başımızda terör koridorları kurmak isteseler de, Kandil'de bu milletin birliğine, beraberliğine kastetmek için örgüt çalışmaları yapsalar da, biz bir olduğumuz, beraber olduğumuz müddetçe tarih boyunca nasıl güçleri yetmediyse bugün de mahalle muhtarlarımız, ilçe başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Yazanlı kardeşlerim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bizlere iftar programı sunuluyor ve bizler de hizmetimizle katkı sunuyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a teşekkür ediyorum. Hepiniz bu vesileyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli kardeşlerim, Ramazan ayının sonlarına doğru gelmişken, tabii Ramazan ve iftar sofralarının birlik, beraberlik, dayanışma için çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve Ramazan ayının gerek İslam, gerek insanlık anlayışından müstesna bir yeri vardır. Ramazan ayının çok ayrı özellikleri vardır. Bunları tek tek sayacak değiliz. Ancak bu sofralar her zaman bereketli olacak inşallah. Her zaman böyle yoğun kalabalık olacak. Temennimiz bu. Bizler yerel yönetimler olarak gerek büyükşehrimizde gerek siyasilerimizle her zaman yazanımızda güzel hizmetler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. En basiti bugün yine yazanımızın merkezinde 2,5 kilometrelik alanımız Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edildi. Yazanımıza hayırlı uğurlu olsun.
ve yazanımıza gelen hizmetleri tek tek sayacak değilim. Fazla zamanınızı da almayacağım. Ama her şeyden önemli, yazanda kuru otların savrulduğu, sarı sapların savrulduğu alanda şu anda su fıskiyeleri fışkırıyor ve yeşillikler ovası haline gelmiş vaziyette. Yüce Rabbime hamdolsun, şükürler olsun. Bu günleri de yazan görüyor ve bundan sonra da daha nice hizmetleri hep beraber göreceğiz inşallah. Yine yazanımızda bizim nüfus ölçeğimizde hiçbir zaman iki organize sanayi bölgesini yaşayan hiçbir ilçe yok. Hayvancılık İhsas Organize Sanayi Bölgesi ve ayrıca Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi yazanımıza kuruluyor. Yazanımıza hayırlı uğurlu olsun. Bunları yaparken dünya lideri, ümmetin umudu, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktif ve talimatlarıyla Sayın Bakanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, ki il başkanlarımız tabii biri milletvekili adayı, biri de yeni çiçeği burnunda il başkanımız. Bunların destek ve teveccühleri sayesinde ve ayrıca büyükşehirin gayretleriyle çok hayırlı hizmetler inşallah yazanımıza hep beraber getireceğiz. Bizler yazan olarak 30 Mart 2014'te 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yine 7 Haziran ve 1 Kasım yine seçimlerinde ayrıca 16 Nisan 2016 referandumunda çok büyük destekler verdiniz. Bu desteklerinizi 24 Haziran'da inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili adaylığında yine yazan bu desteklerini esirgemeyecek. Ben son olarak tabii zaman kısa, birazdan ezan okunacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız sizlere hitap edecek. Ben sözlerimi kesiyorum. Yazan 24 Haziran'a hazır mı? Ben katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. İki gün sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecemizin ve akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ve tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere bu hizmeti sunumlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyet olsun. Evet, Nevzat Öztürk Başkanımız. Ya Rabbi, şu duaya amin diye icabet eden mümin kardeşlerimizin de geçmişlerine rahmet eyle. Allah'ım, Kadir Gecesi yaklaşıyor. Ya Rabbi, Kadir Gecesini bizler için feyizli bereketli eyle. Ya Rabbi, Ramazan ayını bitirmek üzereyiz. Ramazan ayının sonunda Ya Rabbi, günahları bağışlanmış olarak, anasından tertemiz doğmuş gibi günahsız olarak Ramazan'ın sonuna bizleri kavuştur. Ya Rabbi, bayram yaklaşmakta, Ramazan bayramı yaklaşmakta. Ya Rabbi, sıhhat, afiyet içerisinde bizleri Ramazan bayramına kavuştur. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah kabul etsin.